Herkese merhaba. Bugün elektronik alet kullanımının özellikle çocuklardaki göz sağlığı üzerine etkilerinden bahsedeceğim. Elektronik aletler, akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar her yaş grubunda insanın kullanımına sunulmuş durumda. Bu aletlerin hayatımıza verdiği kolaylık tabii ki vazgeçilemez ve yadsınamaz. Ancak aletlerin uzun süreli kullanımında oluşturduğu çeşitli sağlık problemleri de göz önüne çıkmış durumda. Bu sağlık problemlerinin başında aslında omurga ve metabolik problemler geliyor. Bu aletlerin kontrolsüz ve uzun süreli kullanımıyla ortaya çıkan sağlık problemleri yıllar içerisinde kendini göstermiştir. Bunların başında kas iskelet problemleri, metabolik problemler, obezite gibi ve göz sağlığı problemleri gelmekte. Kas iskelet problemleri uzun saatler boyunca mobilize olmayan, hareket etmeyen çocuklarda gördüğümüz çeşitli omurga problemleri. Metabolik problemlerin başında da obezite gibi yine hareketsiz kalmaktan dolayı oluşan metabolik sorunlar, göz sağlığı problemlerinin içerisinde de kırma kusurları ve kuru göz hastalığı gelmekte. Yakın uyarısını çok fazla alan çocuklarda gördüğümüz göz sağlığı problemlerinin başında miyopi ve kırma kusurları gelmekte. Özellikle miyop olan çocuklarda miyopik numaralarda da artış görmekteyiz. Yakına çok fazla kullanan, yakın uyarısını çok fazla alan gözlerde ön arka çapın artışı dolayısıyla miyopiye kayış görülür. Mevcut miyopinin de numarasında bir artış görmekteyiz. Özellikle uzak doğu ülkelerinde artık çocuklardaki elektronik alet kullanımına bağlı miyopi sıklığı çok artmış durumda ve bunun özellikle yakın alet kullanımına bağlı bir pandemi oluşturduğu düşünülmekte. Biz de poliklinik pratiğimizde yakın ile uğraşan özellikle telefon, tableti çok uzun saatler kullanan çocuklara miyopik numaraların artmaması için kullandıkları alet saatlerinde mutlaka dinlendirme periyotları bulunmasını öneriyoruz. 20 dakikalık yakın işi yapan telefon, tablet kullanan çocuklarda 5 dakikalık bir ara verilmesi, mümkünse uzağa bakılarak gözün dinlendirilmesi, bu ara periyotlarda mutlaka çocuğun güneş ışığına maruz kalması, gün içerisinde de yakın işini azaltacak başka önlemler alınmasını tavsiye ediyoruz. Telefon, tablet kullanımının azaltılabilmesi, bu aletlerin kullanılmasının yerine başka şeylerin geçirilmesiyle olabilmekte. Kırma kusurlarından sonra bu çocuklarda gördüğümüz diğer önemli bir problem uyum spazmı. Çok fazla yakın uyarısı alan bir gözde siliyer kas dediğimiz yakına odaklanmayı sağlayan kasta çok ciddi spazmlar görebiliyoruz. Bu çocuklarda baş ağrısı, çift görme, uzağa bakarken içe kayma gibi çeşitli sıkıntılarla polikliniğe başvurulması ve bunun sonucunda da uyum spazmının tespit edilmesi durumunda ciddi tedaviler gerekebilmekte. Bu çocuklarda özellikle gördüğümüz baş ağrısı bazen polikliniklerde çocukların kulak burun boğaz ya da nöroloji polikliniklerinde gereksiz yere tetkik edilmesine neden olmakta. Çocuk hastalarımızda gördüğümüz uyum spazmında özellikle yakın işini mutlaka ortadan kaldırmak, saatini azaltmak, mümkünse eğer ortadan kaldırarak yakın işinden tamamen uzaklaşmasını sağlamak, ileri vakalarda damla tedavisiyle gözün uyumunu sağlayan bu kaslarda rahatlamaya sebebiyet vermek, tedavi edici damlalarla uyum spazmını çözmeye çalışmak gelmekte. Bu çocuklarda eğer yakın uyarısının çok uzun süreli maruz kalması, ekran maruziyeti devam ederse uyum spazmının tekrar ettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla tedavi sonrası bu çocuklarda yeniden aynı tabloyu yaşamak istemiyorsak yakın uyarısından mutlaka çocuğu uzaklaştırmak gerekmekte. Çocukların özellikle elektronik aletlerin, telefon ve tabletlerin uzun süreli kullanımı sırasında refleks olarak göz kırpmalarını azalttıklarını biliyoruz. Azalan göz kırpma durumunda gözyaşımızın daha fazla uçtuğunu, daha fazla buharlaştığını, dolayısıyla evaporatif kuru göz yani gözyaşının buharlaşmasına bağlı ortaya çıkan kuru göz hastalığı görülmekte. Çocukların özellikle yanma, batma, göz kızarıklığı ile ailelere başvurması ve polikliniğe çocuğumuzun gözünde kızarıklık var şeklinde bir şikayetle başvurmaları bu çocuklarda çok gördüğümüz bir durum. Yakın uyarısının mutlaka azaltılması, yakın saatlerinde mutlaka dinlenme periyotlarının koyulması, özellikle suni gözyaşı gibi yardımcı ajanlarla göz kuruluğunun giderilmeye çalışılması başta gelen önlemlerimiz arasında. Ancak elektronik aletlerinin saatlerin azaltılmadığı durumlarda göz kuruluğu kalıcı olabilmekte ve maalesef çocuklarda çeşitli gözyaşı eksikliğine bağlı özellikle keratit dediğimiz kornea iltihaplarına
Gözün sürekli ovalanması ve kaşınmasına bağlı gelişen astigmatizmaya neden olduğu bilinmekte ve kalıcı hasarlarla sonuçlanabilmektedir. Yoğun elektronik cihaz kullanımına bağlı çocuk hastalarda gördüğümüz diğer bir sorun da dikkat eksikliği. Bu çocuklar çok fazla yakın uyarı aldıklarında sosyal hayatlarında dikkat eksikliğine bağlı yazma ve okuma problemleriyle karşı karşıya kalırlar. Özellikle göz küresi kaynaklı ya da görme yollarıyla kaynaklı bir sorun olmamasına rağmen bu hastalarda özellikle okul taramalarında ortaya çıkan okuma yazma problemleri, yazılarda eğrilik gibi sorunlar aslında çok fazla odaklanan çocuğun dikkat eksikliğine bağlı gelişmiş sorunlardır. Telefon, tablet ya da elektronik cihaz kullanımının çocuklarda oluşturduğu bağımlılık aslında okullarda rehber öğretmenler tarafından taranması gereken bir bağımlılık türüdür. Çocukların mutlaka yakın uyarısından uzaklaştırılması, bunun yerine alternatif çözümler üretilmesi, mümkünse çocuğun açık havada bolca zaman geçirilmesinin sağlanması ailelerin alacağı önlemlerdir. Telefon tablet kullanımının Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirli kriterlerle saatlere bağlanmış bir şeması vardır. 2 yaş öncesi çocuklarda kesinlikle elektronik cihaz kullanımı önerilmemektedir. 2 yaş üzerinde mümkünse yarım saatten fazla telefon tablet kullanımına izin verilmemesi önerilmektedir. 5 yaş üzerindeki çocukların özellikle okul çağında aynı zamanda kitap okuma ve yazı yazma gibi yakın uyarılarına zaten maruz kalacakları da düşünülürse bu yaş grubunda telefon tablet kullanımının çok daha azaltılması ve çocuğun özellikle başka aletlerle, başka uğraşlarla, başka oyuncaklarla zaman geçirmesinin sağlanması önemlidir. Tabletlerin ve akıllı telefonların göze yaptığı yakın uyarısı aslında bilgisayar ya da televizyonla kıyaslandığında çok daha fazladır. Dolayısıyla elektronik alet kullanımından uzaklaştırmak istediğimiz çocuklarımıza bir alternatif olarak aslında televizyon izlemeyi verebiliriz. Yine saatlerinin limitli olması şartı ile elektronik aletlerin yakın kullanımı, yakın mesafe kullanımı yerine televizyonun tercih edilmesi de uygun olabilir.